Bu yaz okuyacağım kitaplar videosunun ikinci kısmına hoş geldiniz. Hemen hız kesmeden anlatmaya devam ediyorum. İlk kitabım Stephen King'den O. Bunun zaten 250 sayfasından okumuş bulmaktayım. 250'den kaldığım yerden devam etmeyi planlıyorum. Fakat beni çok 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 zorluyor. Zorlamasının sebebini görüyorsunuzdur. Bunun dışında da yazarın dili çok 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 detaylı olduğu için o kadar yoruluyorum ki okurken, yani en ufak şeyi bile anlatıyor. Karakterler hakkındaki her şeyi biliyorsunuz ve gerçekten çok yorucu gidiyor benim için. O yüzden ara vererek okuyorum. Bu yazın en büyük amacı bu kitabı bitirmek olacak sanırım. Çünkü artık okumak istiyorum. Filmine bayılmıştım. Kitaba da bayıldım. Gerçekten çok güzel ama çok yavaş. Çok yavaş olunca da kendimi öldürmek istiyorum. Ama yani ara ara okuyarak bu yazın sonuna kadar bu kitabı kesin bitireceğim. Bir sonraki kitabım Asimov'dan Vakıf. Daha doğrusu Vakıf serisi. Bu seriyle bir an önce tanışmak istiyorum. Çünkü artık Asimov okumamın zamanı geldi diye düşünüyorum. Geldi de geçiyor bile. Vakıf sanırım yazarın en çok sevilen kitap serilerinden biri. Kitap değil, pardon. O yüzden ben de artık tanışacağım. Bir bilim kurgu kitabı. Çok çok sevilen bir bilim kurgu kitabı. Çok seveceğinden eminim yani. Şimdi hiç şey yapmaya gerek yok. Bir sonraki kitabım Sarah James'ten Cam Chateau. Aslında şu an kitap değil, bir yazar gösteriyorum. Çünkü Sarah James'in neredeyse elimde bütün çıkan kitapları var. Ve ben hiçbirini okumadım diyemem. Bunu ve Diken ve Güller Sarayı'nı okudum. Diğerlerini okumadım. İki serinde ilk kitabını okuyup devamını böyle boş bıraktım. Ki bunu da hiç hatırlamıyorum. Çünkü okuyalı bir yıl oldu. 2017'nin başında okumuştum diye hatırlıyorum. Çok emin değilim. O yüzden öncelikle buna reread yapıp sonra yazarın bütün kitaplarını okumak istiyorum. Umarım başarabilirim. Zaten dili çok akıcı. Oturduğunuz gibi kitapları bitiriyorsunuz. Yani hiç elinize oyalanmıyor. O yüzden kısa sürede bitirebileceğimi düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Orkide Evi. Tekrar yazar gösteriyor olabilirim. Lucinda Riley. Elinde 3 tane kitabı var. Bu dahil. 3'ünü de okuyamayacağımı biliyorum ama en azından Orkide Evi ile böyle yazarı bir başlangıç yapmak istiyorum. Daha çok böyle hayat hakkında yazıyor yani. İşte aile ilişkileri, aşk, hayat, yaşanılanlar. Birazcık dram yazıyor sanırım. Fakat kalemi çok kuvvetli olan bir yazarmış ve ben de çok merak ediyorum. Gerçekten çok fazla insanın sevdiğini gördüm. Artık okumak istiyorum. Çok fazla okumak istiyorum. Bu da yine çok kalın olan kitaplardan. 600 sayfa, 590 sayfa. İnşallah okuyup bitirebilirim. Bir sonraki kitabım, daha doğrusu yazarım, Brandon Sanderson. Biliyorsunuz Legion serisiyle Brandon Sanderson okumaya başlayabildim. Sonunda kendimi tebrik ediyorum. Efsane bir seriydi. Ve Legion yazarın en sevilen serilerinden biri bile değil. En sevilen kitabı Sistoylu. Biliyorsunuzdur belki. Duymuşsunuzdur illa bu kitabı. O yüzden ben de en azından Brandon Sanderson'ın bu yaz bir 3-4 kitabını okumak istiyorum. Zaten Alcatraz serisini okuyacağım. Alcatrazlar kısa kısalar. 5 kitaplık bir seri. Hepsi 200-300 sayfa arasında. Ama Sistoylu'dan en azından 1 ve 2. kitabını okuyabilirsem kendimi çok mutlu hissedeceğim. Çünkü artık bu dünyaya girmek istiyorum. 150 sayfası kadarını okudum. Çok fazla okumadım farkındayım ama yani şuna bakar mısınız, ansiklopedi gibi ya. Kocaman ve yazıları da minnacık minnacık. Okumak için böyle bir yere dayamanız gerekiyor kitabı. Yani otobüsteyken açayım da okuyayım tarzında bir kitap hiç değil ki, bunu taşıyamazsınız. Benim laptopum bu kitaptan daha hafif. O kadar ağır bir kitap. Hazır evdeyim, işten çıktım. Okurum diye düşünüyorum. Umarım okuyabileceğim. Sonraki kitabım yine yazar. Pardon, özür dilerim. Yazar seçtim çünkü bunlar birazcık daha çerezlik ve rahat okunan ve eğlenceli kitaplar olduğu için genel olarak bu yazarları okumak istiyorum. Bahsettiğim yazar Jennifer McMahon. İki tane kitabını okudum. Özellikle Şeytanın Elini çok 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 sevdim. En sevdiğim yazarlar arasına girdi demiştim. Fakat o zamandan beri yazarı okuyamıyorum. Ve elimde 3 kitabı daha var. O yüzden bu kitapları bu yaz bitirmek istiyorum. Özellikle 29. Ada en çok sevilen kitaplarından biri yazarım. Ve benim de en çok merak ettiğim kitabı diyebilirim. Galiba bunu Haziran bitmeden okuyacağım. Kaç sayfa bu kitap? Bakıyorum. 440 sayfaymış ama yazarın dili çok çok akıcı. En fazla 1,5 güne bitecek bir kitap. Bitirebileceğimi düşünüyorum. Hatta zorlarsanız 1 güne bile biter. Bir sonraki kitabım kalınlardan yine. 100 yılın en iyi bilim kurgu öyküleri. Bunu kısa kısa oturup okumak istiyorum açıkçası. Her gün bir öykü veya haftada bir öykü şeklinde ilerleyerek bu kitabı bu yaz bitirmek istiyorum. Çünkü yani sevdiğim her şey bu kitabın içinde olabilir. Bütün iyi yazarların iyi öyküleri derlenmiş halinde. Bir sürü yazar var, bir sürü öykü var. Hepsinin efsane olduğuna eminim. Zaten bu koleksiyon baskısı bulana kadar canım çıktı. Kitap çıktığı zaman ben fuarda çalışıyordum. Dedim ki fuara gelecek herhalde kitap. Yani kesin gelir bu kitap fuara. Fuardan alırım, internetten sipariş vermem. Fuar bitene kadar kitap bitti yani. Bütün baskısı tükendi. Gittim bir tane penguen kitap evinde buldum da bu kitaba
40 lira verdim sanırım. Gökhan'ın içine oturdu ama benim için hep de oturmadı. Çünkü 40 liraya değecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu yaz okumak istiyorum. Bir dakika, kitaplarım kayıyor. Hemen düzelteyim. Düzelttim. Sonra devam ediyorum. Bir sonraki kitabım Kargalar Meclisi. Göstermiyorum ama Sahte Krallığı da okumak istiyorum. Bu da çok uzun süredir kitap dolumda. Ve Grisha serisini okuyalı 3,5 yıl falan olacak galiba. 3 yıl o civar, bir şey hiç hatırlamıyorum. Gerçekten çok fazla zaman girdi araya. Sanırım serinin devamı çıkıyor. Yazar yazıyor. Bir tane kitabı çıktı, bilmiyorum bu seriyle alakalı mı yoksa yine bir yan seri mi? Fakat artık bu kitapları okumam lazım. Yine herkesin çok sevdiği kitaplar ve benim okumadığım kitaplar. Yani yazarın dilini çok seviyorum. Zaten Grisha benim en sevdiğim serilerden biri. O yüzden bu seriyi de seveceğimden eminim. Bir sonraki kitabım artı yazarım Haruki Murakami. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız söylemiştim. 1Q84'ü reread yapacağım diye. Çünkü benim gelmiş geçmiş en sevdiğim kitaplardan biri. Kesinlikle öyle. Yazar da benim en sevdiğim yazarlardan biri. Öncelikle bu kitabını reread yapıp ondan sonra elindeki okumadığım Haruki Murakami kitaplarını okumak istiyorum. Böyle bir hedefim var. Başarabilecek miyim bilmiyorum açıkçası ama umarım başarabilirim. Ama en azından bu kitabını kesin okuyacağım. Çok kalın bir kitap. Efsane kalın bir kitap. Kaç sayfa? Bu biraz daha kısa ama normalde 1600 sayfa. 3 kitabın birleşimi. Bu kaç sayfa? Bu da 1300 sayfaymış yani. Ondan aşağı kalır bir yanı yok. Ve tabii ki de karınca duası. O yüzden bunu Kobo'dan da okuyabilirim. Bilmiyorum çünkü bunu elinde taşımak çok zor olacak. Ama kesin okuyacağım bunu. Gerçekten kesin okuyacağım. Ve çok konuştum. Son kitabıma gelebildim. Otostopçunun Galaksi Rehberi. Şu anda 3. kitaptayım. İlk kitabı 2 kere okudum. Yok, ilk kitabı 3 kere okudum. 2. kitabı 2 kere okudum. Daha 3. kitabı okumadım. O yüzden artık okumak istiyorum. Ne zaman okurum bilmiyorum ama kesin okuyacağım. 3. kitabı bulmaya çalışıyorum, bir dakika. Bulamadım. Biliyorsunuz 5 kitaplık bir seri. Benim en sevdiğim serilerden biri, seriyi bitirmemiş olmama rağmen. Çünkü ilk 2 kitap efsane, harika, mükemmel bir bilim kurgu. O yüzden artık bu seriyi bitirip ondan sonra gönül rahatlığıyla reread yapmak istiyorum. Gerçekten elimden çıkarmak istiyorum. Çok karışık bir konusu var. Şu an size konusundan bahsedemiyorum ama efsane bir seri. Eğer bilim kurgu seviyorsanız ve bu seriyi okumadıysanız çok fazla şey kaybediyorsunuz diyebilirim. Gerçekten harika bir seri. Benim en sevdiğim serilerden biri. Seçtiğim kitapların hepsi bu kadardı. Çok yoruldum. 20 dakikadır aralıksız konuşuyorum. Gerçekten çok yoruldum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.